Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, bu derste bütün Power BI rapor setlerinizde mutlaka kullanmanızı tavsiye edeceğim. Yeni bir özellik öğreneceğiz. Field Parameters. Bu özellik henüz preview modunda olan bir özellik. O yüzden File Options altından Preview Feature bölümünden buradaki Field Parameters'ı açmanız lazım. Peki bu özellik bizim ne işimize yarayacak? Şimdi bütün rapor sayfalarında cevaplamaya çalıştığımız iş sorusundan bağımsız şöyle bir ihtiyacımız var. Bir matris koymuşuz. Peki süper müşteri kategorisi bizim temel olarak baktığımız boyut değeri ama satış sorumlusu bazında bakmak istesek ne yapacağız? Veya farklı bir boyut değeri üzerinden bakmak istesek ne yapacağız? Aynı anda burada bir hiyerarşi yaratmak istesek ne yapacağız? Benzer bir durum metrikler için de geçerli. Matrise varyansı koymuşuz ama acaba geçen seneki satışları ...neydi veya realizasyon neydi gibi farklı metrikleri görmek istersek ne yapacağız? Field Parameters tam da bu ihtiyacı karşılamak üzere kullanabileceğimiz şahane bir özellik. Modeling tabına geliyorum. Buradaki New Parameter'dan Fields'ı seçeceğim. Parametre listemizi oluşturmamız lazım. Buraya boyut değerleri diyeceğim. Ben matrise hangi boyut değerleri üstünden bakmak isteyebilirim? Müşteri kategorileri olabilir, müşteri sınıfı olabilir, satış bölgesi olabilir, satış sorunları olabilir gibi. Ürünler bazında da ürün sınıfı bazında bakmak isteyebilirim, grup 2 bazında bakmak isteyebilirim. Bu oluşturduğumuz parametre listesini otomatik olarak sayfaya bir slicer olarak ekleyecek. Çünkü bu opsiyon seçili. Create dedim. Biraz önce listesini oluşturduğumuz parametrelerin tamamı bir slicer olarak sayfaya eklendi ve bu bizim yaptığımız tanımlar modelimize şöyle boyut değerleri diye verdiğimiz isim üzerinden bir tablo ekledi. Bu tablonun nasıl olduğuna bir bakalım. Boyut değerleri tablosuna biraz önce girdiğimiz ve seçtiğimiz sütunları eklemiş name of fonksiyonuyla birlikte. Peki matrise geri dönüyorum. Ben bu parametre listesini matrisle nasıl ilişkilendireceğim? yapmamız gereken tek şey buradaki statik müşteri kategorisi sütunu yerine bu boyut değerleri diye oluşan sütunu ekleyeceğim. İlk sırada hangi boyut değeri var? Müşteri kategorisi. Ben bunu müşteri sınıfı bazında görmek istiyorum veya satış bölgesi bazında görmek istiyorum. Sorumlu veya ürün kategorileri üzerinden görmek istiyorum. Peki birden fazla seçim yapabilir miyim? Örneğin müşteri sınıfının altında bana müşteri kategorilerini göster. Sınıf daha üst bir bilgi. Kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Kategoriyi de seçtim. Her bir müşteri sınıfının altında hangi kategori varsa onu da listeliyor. Böylelikle kullanıcıya istediği boyut değeri üzerinden bir hiyerarşi yaratmasını sağlıyoruz. Ve istediği gibi de matristeki görünümü ayarlayabiliyor. Şimdi bu tabloya manuel olarak bir müdahalede bulunacağım. Bizim seçtiğimiz parametre listesindeki şu üstteki 4 boyut müşteriyle ilintili, şu alttaki iki boyutta ürünle ilintili. Ben bunları kendi içinde bir gruplamaya tabi tutabilir miyim? Boyut değerleri tablosunun formülüne geliyorum. Şuradaki her bir satırı en son indeks numarasından sonra nasıl bir gruplama yapacaksam onları yazacağım müşteri boyutlarıyla ilgili her şeye müşteri diyeceğim. Misal şunu da bir kopyalayalım. Ctrl C buraya da yapıştırıyorum. Virgül buraya da yapıştırıyorum. Virgül buraya da yapıştırıyorum. Alttakiler ürün özellikleri. O yüzden bunlara ürün diyelim. Bu yazdığım değerler tabloda bir sütun daha oluşturacak. Tabloya geri dönelim. Nasıl bir sütün oluşturmuş? Müşteri ve ürün değerleri üzerinden value 4 diye bir sütün ekledi. Bunun ismini değiştirelim. İsmine boyut grubu diyeceğim. Matrise tekrar geri dönüyorum. Buradaki slicerların başına boyut değerlerinin üzerine bunu ekleyeceğim. Boyut grubu. Bu şekilde boyut değerlerini de kendi içerisinde gruplamış oldum. Ben bütün müşteri grupları üzerinden bakacağım, müşteri boyut değerleri üzerinden bakacağım. Bir anda hepsini çat eklemiş olduk. Peki bunu sınıf ve kategori olarak tekrar azaltalım. Peki aynı şeyi metrikler için yapabilir miyiz? Satış, bütçe, varyans bir takım metrikleri listelemişiz. Güzel. Ben realizasyonu merak ediyorum veya kümülatif satışları merak ediyorum gibi. Aynı mantığı parametre oluşturma işini bu sefer metrikler için yapacağım. Modeling tabına geliyorum. New Parameter gene Fields. Bir isim verelim. Metrik seçimleri diyelim. Hangi metrikleri seçmesini istiyorum. Bütçeyi istiyorum. Fiyatı istiyorum. Satışlar, satışlar yüzde. Ürün sayısı, varyans. Bunun da bir slicer olarak sayfaya eklenmesini istiyorum. Create. Metrik listesinde aldık. Metrikler içinde bir parametre oluşturduk. Aynı mantıkla bu yaptığımız tanım da burada metrik seçimleri diye bir tablo oluşturdu. Matrise geliyorum. Buradaki values ki bütün değerleri kaldırıyorum. Buradaki metrik seçimlerini ekleyeceğim values kısmına. Default olarak hepsi seçili geldi. Diyebilirim ki ben satışları görmek istiyorum bütçeyi görmek istiyorum, varyansı ve ürün sayısını görmek istiyorum gibi. Hatta görünüm olarak efekt olarak farklı bir etkide yaratmak mümkün. Bu slicer'ın görünümünü bir drop down'dan veya listeden buradaki slicer settinglerinden tile'a çevirelim. Yani buton görünümü gibi olsun. Yukarıya koyduğumuzda kullanıcı buradaki listeden istediği seçim, istediği sıralamada yapabilir. Satışlar, bütçe, Varians, satışların payı gibi. Bu field parametresi bütün görsellerle kullanabilirsiniz. Sadece matris değil, diğer görsellerle de kullanabilirsiniz. Bir örnek daha yapalım. Yeni bir sayfa ekliyorum. Bu sefer bir kolum chart oluşturacağım. Benzer bir field tanımlama olayını tekrar yapacağım. Buradaki örnek için new fields. Bu sefer sadece müşteri ile ilgili olan boyutları ekleyeceğim buraya müşteri kategorisi, bunun üzerine müşteri sınıfı ve satış bölgesi gibi. Aynı şeyi bir de metrikler için yapalım. Ya da metrikler için yapmadan önce şuradaki parametre listesini önce buraya düşürelim. X eksenine koyuyorum. Satışları görmek istiyorum. Neye göre? Satış bölgesine göre, neye göre? Kategoriye göre veya sınıfa göre veya istersem biraz önce matriste yaptığımız gibi bir hiyerarşi de elde edebilirim. Hiyerarşiyi yarattım. Buradaki çataldan altına iniyorum gibi. Hatta buradaki label'lar da birbirine girmesin diye şuradaki concatenate labels opsiyonunu off yapıyorum. Biraz daha kolay okunaklı oluyor böyle. Peki aynısını metrikler için de yapabiliriz. Mantık gene aynı olacak hiçbir farkı yok hazır yapılmış olanını da kullanabiliriz. Buradaki y eksenine satışları göstermektense metrikler için yarattığımız parametreyi burada kullanabiliriz. Peki metrikleri kaldırıyorum. Tekrar satışları koyacağım. Şimdi bu görselde eksene koymuştum ben biraz önce oluşturduğum parametre listesini. Eksene değil de legend'a e koyacağım. Buradan alıyorum. Legend'a e ekledim. Ve buradaki x eksenine de yıl ay bazında sütunları ekleyeceğim. Buraya yıl altına ay. Bu şekilde Legend'a e koyduğumda daha farklı bir efekt. Müşteri sınıfı bazında görmek istemiyorum. Satış bölgesi bazında görmek istiyorum. Ya da oluşturduğum hangi parametre üzerinden görseli değiştirmek istiyorsam. Bu özelliği bütün görsellerle yaratıcı bir şekilde kullanırsanız inanılmaz şahane ve esnek rapor sayfaları oluşturmak mümkün. Şu anki durumda bu özelliğin tek bir eksiği var. O da ilk kez parametreleri yarattıktan sonra bize bir interface sunuyor. Gayet kolay ve kullanışlı parametreleri ekliyoruz. Ama sonrasında o parametre listesini değiştirmek istediğimizde interface'ten sunduğu bir opsiyon şu an için yok. Ama daha önce buradaki formüle müdahale ettiğimiz gibi yeni bir parametre eklemek isterseniz buradaki sintaksın aynısını kullanabilirsiniz. Ben bir tane de grup 3 için bunu yapmak istiyorum. Bu satırın bir kopyasını al. Sintaksa uygun şekilde yaz. Burası grup 3 olacak. ismi ve ürünler tablosundaki grup 3 sütununu seçeceğim. Bu şekilde manuel olarak daha önce interfaceten tanımladığınız parametre listesini değiştirebilirsiniz.